akşamlar efendim. İkonos Koba hoş geldiniz. Bugün Türk sinema ve tiyatro camiasının en önemli isimlerinden ve aynı zamanda şunu da söylemekte fayda var, en sevilen isimlerinden birini ağırlıyoruz. Ferhan Kutman bizlerle beraber. Çok büyük bir mutluluk tabii ki Ferhan Hanım'ı ağırlamak. İyi ki geldiniz Ferhan Hanım. Teşekkür ederim yavrum. Çok benim sevilen bir isimsiniz gerçekten. Ferhan Hanım için sizin de söyleyecekleriniz vardır Faruk Bey, öyle değil mi? Ben bir kere gözüm kamaşıyor Ferhan Hanım'ın güzelliği karşısında. Aman her efendim. Zaman, her aman, zaman aman, böyle dilim falan tutulacak. Şimdi hiç konuşamayacağım onun için siz konuşun. Ben konuşayım o zaman Ferhan Hanım'a bakarak. Ferhan benim çok özel arkadaşım işin dışında. Tabii bu arada da TRT'den bu yana birlikte çalışmalarımız var. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk bir tane. Her şey iyi midir? Sağlığınız iyi midir? Şimdi Ferhan gülüyor. Nereden nereye? Ben hep müdür oldum, o sanatçı oldum. Birdenbire programda konuk oldunuz Faruk Bey. Durmadan gülüyor. Böyle bir durumda ben onunla oturup bir program yapacağım. İşte televizyon camiası. İçinden gülüyor tabii. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk bir tane. Ben şunu sormak istiyorum. Bunca zaman bütün ben çok iyi tanıdığım için bir iyi insan imajı vardır sizde ve hep bir iyi olmuşsunuzdur. Her zaman yardıma koşmuşsunuzdur. Hiçbir insana bir kötülüğünüz dokunmamıştır. Yani ender tanıdığım insanların da belki ilkisiniz. Bu nasıl oldu ve böyle bir özellik sizi zaman zaman sıkmıyor mu? Ferhan Hanım, bu kadar iyi olmanın bir nedenini biraz söyleyin de bazılarına da belki bir şey olur. Fakat bir top atmış olur. Canım Faruk'cum, şimdi şöyle bir durum var. Geçen gün bir televizyon programı izliyordum. Bir psikolog hanımefendi şey dedi. Yani böyle iyi olmak da sevilmek de hoş değildir. Şahsiyetsizliği gösterir dedi. Sayılmaz. Sonra sayılmaz. O arada kendimi düşündüm. Yani ben aslında Perran'ı çok seviyorum. Onun üzülmesini istemiyorum. Onun için herkesle iyi geçinmeye çalışıyorum. Bu bir. İkincisi, hayatın çok kısa olduğuna inanıyorum. Çünkü çocukluğumuzdan bir düşünelim. Evet. Ne kadar zaman sonra benim diyebiliyoruz. O benimden sonra şöyle bir çizgi var. Ondan sonra zaten aşağıya inmeye başlıyor. Yaşla ilgili her şey. Bu kadar kısa bir sürede kırmaya, üzülmeye, ne üzmeye, kaybetmeye değer mi? Sadece bunu düşünerek onun için de tabii ki seçtiğim rolleri de böyle seçmek istiyorum. Kötü bir şey yaptığım zaman seyirci kabul etmiyor. Gerçekten ben bu, evet, öyle. Bugüne gerçekten kadar çünkü öyle. Hep göz hizasındaki insan oldum ben. Çok önemli göz bu. Göz hizası derken şöyle neyi şöyle bir şey sevgili çocuğum. Baktığın zaman, birinle göz göze geldiğin zaman bilirsin ki o senden. Öyle mi? Tabii ki. Ailenin içine almak, ailenin canının içine almak tabii gibi ki, bir şey tabii bu ki. Herhalde. Yani ben şurada değilim. Buradayım. Aşağıda göz da hizası o. Oradasınız. Göz hizası o. O zaman rahatça kabul ediyor, seviyor, söylediklerimi de doğru buluyor. Fakat böyle söylediklerim doğru bulununca da o kadar misyon, mesuliyet yüklenmiş tabii oluyorsun ki proje kabul edemiyorsun. Geçen gün Şevket Altın'ın eşi şey dedi. Dedim ki ben şeyleri unuturum dedim. Ben plaka bilmem hakikaten. Bir kere kendim kullanıyordum şey dedim. Garajda şey araba hemen getiriyoruz Ferhan Hanım plaka. Ay bilmiyorum ki ben plaka. 34 dedim. Ferhan Hanım 06 olacak değil burada yaşıyorsunuz biliyoruz dedi. Sadece 34 biliyorum. Şevket'e işte telefonda fax numarası istedimdi Şevket'ten evin adresini vermek için. Ay hatırlamıyorum dedi. Eşi oradan diyor ki Jale çok şekerdir. Aman bunlar biri plaka hatırlamıyor, biri telefon numarası hatırlamıyor, bir de proje beğenmiyorlar. Bunamadan önce ne yapacaksanız yapın. Estağfurullah. Ama siz ilk tiyatroya girişte de isminizi unutmuşsunuz. Unuttum galiba değil mi? Bu bende o zamandan beri. Yani ben de onu bilmiyorum öyle bir şey mi var? Konservatuar. Ankara Konservatuvarı'na. Bir kere şöyle bir şey var. Ben iyi yan konservatuvar ve tiyatro istemedim ki. Annem ısrar etti. Çünkü
evde öyle kendi kendime taklitler falan yapıyormuşum. Siz ne istiyordunuz bu arada? Ben bunu hep söylemişimdir ama yani artık bu yaşta olmuyor ki. Minibüs şoförü. Minibüs şoförüyle evlenmek istiyordum. Yani bir minibüs şoförü. İsmi de Enver olacak. Niçin Enver? Tanıyor musun Enver diye biri? Belli değil. Allah minibüs Allah. Şoförü olacak. Çünkü o zaman neden? Söyleseydin talip çok olurdu. Bütün Enverler araba. Bütün minibüs şoförü. Ben Enver. O benim diye. İbrahim Tatlıses şey dediydik oralı. Alsana bir minibüs. Alsana bir minibüs. İsmini değiştirsene. Ve de şey önemli benim için. O zaman böyle Winlex vardı. Winlex'ten para çantası. Bozuk para çok önemliydi. Akşam getirecek bozuk paraları. Ya, bir de hayalim şey divan. İki tane karşılıklı divan. Gecekondu'da yaşıyorum. İki tane karşılıklı divan. Böyle fırfırlı örtülü. Paralar oraya dökülecek. Ben onları sayacağım. Ondan sonra kapının önünde mangalda balık kızartacağım. Çok ama böyle sıcak bir ortam yaratmışsınız. İşte sen, bu varken beni konservatuara illaki. Nasıl ismimi hatırlayayım? Ankara Konservatuarı'na gittim. Koskoca bir sahne, aşağıda birileri katiyen tanımıyorum, bilmiyorum, bir şey ışığı, spot sahne yüzünüze. Işığı, sahne ışığı var. Aşağıdan şey dediler, isminiz ki bakacaklar işte bu gelmiş. İsminiz? Tekrar sordu. Üç kere sordular. İsmini bilmiyorsa. Buyurun efendim dediler. Çıkardılar beni tabii. İstanbul Konservatuvarı'na girince ilk önce ismimi söyledim. Ferhan Kanat. Kanat o zaman. Ferhan Kanat dedim. Tamam oynayın dedi. Bu arada ne oynayacağımı bilmiyorum. Şeyi öğrenmişim. Şiir ezberlenecek. Bir şiir. Bir drama. Bir de komedi var mı bilmiyorum. Tirat. Antigon, evet çirkinim diye başlıyor. Evet çirkinim, bu bağırmalar, bu dik başlılıklar demem lazım. Evet çirkinim de kaldım. İsmimi söyledim. Evet canım dedi Yıldız Genter. Evet çirkinim. Başlanalım dedi. Evet çirkinim. Çocuğum tamam. Geç başka bir şey var mı dediler. Vardı, Sultan Gelin var dedim. Sultan Gelin nasıl dram? Koca gitmiş. Ölmüş, bunu verecekler ikinci oğlana. İkinci oğlan başkasına aşık. Bir de şifone şarbım var. Hemen şifone şarbı buraya. Bilmiyorum ki iki rolü birden oynamam gerekmediğini. Bir tek rolü ezberlesen, Sultan Gelin'i ezberle. Bir buraya atlıyorum, erkek oluyorum. Yenge benim gitmem lazım diyorum. Çünkü işte göl başında bilmem kim bekliyor beni. Hemen onu indirip böyle yapıyorum. Gidemezsin, benim seninle evlendirdiler filan gibi at diye zıplaya. Bütün hocalar ayaklarını yere vurarak gülüyorlar. Çok gücüme gitti. Ama yapılan drama. Gücüme gitti ama yani ben öyle bir dram oynuyorum orada. Öyle bir dram. Dedim ki buraya da alınmadım herhalde. Şiir var mı dediler. Han duvarları dedim. Han duvarlarını biliyor musun kaç sayfa? Kaç 32 sayfa. Sayfa. Sık yazıyla 32 sayfa böyle kitapta. Handuva, Yağız Atlar kişnedi, meşin kırbaçalı deyince Yıldız Hoca dedi, tamam dedi. Tamam çünkü başka kimse giremez. Sınava giremez, dolar. Zaman dolar. Tamam dediler, sonra aldılar beni konservatuvara. Demek başarılı olmuşsunuz. Evet. Peki o dönemde okulda başka yani kimler vardı biz? O dönemde benim sınıfımda, benim girdiğim sene Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, evet. Ali Poyrazoğlu bizden bir sınıf üstteydi. Mustafa Alabora mezun olmak üzereydi. Ondan sonra Uğur Say falan vardı. Onlar hep bıraktılar. Bir de Victoria diye bir arkadaş vardı. İngiliz dizi zannediyorum da şey yaptı. O da bıraktı. Ama Erdal'la kendini... Daha sonra zaten Erdal'la dizi yaptınız. Tabii. Fakat sizin tabii televizyon camiasına geçmeniz... sizin Perihan Kutman olarak çok sevilmenizi, çok saygı görmenizi sağladı değil mi? Perihan abla ile mi? Gırgırı'ya nasıl? Gırgırı'ya daha sonra olarak. Şimdi o sonra ama sizin bu televizyon hikayenizden önce bir tiyatro olayınız var. Var tabii tiyatro yani var. Onlardan biraz bize gel. Yani televizyona evet. Biraz istersen sonra tamam. Geçer. Tamam peki. Hani neler yaptınız mesela tiyatro? Tiyatroda ne mezun yaptım? Oldunuz. Mezun olmadan... Ben 66 yılında Gülri Surri Engin Cenzar topluluğunda
tiyatroya başladım. Kurban oynanıyor. Güngör Dilmen'in evet. Kurban oynanıyor. Hı. Ben korodayım. Babaanne koroda. Kara böyle, böyle böyle kara bir şeyler. Maske de var yüzümüzde. Bu sahnenin burasından giriyoruz. Detaratır bir şey söylüyoruz. Babaannem nurlarda yatsın şey diyormuş. Torunum efendim, torunum. Ay ne torunum görünmüyor ki torunum. Olsun, babaannelik hissi o. Evet. Öyle başladım, Güldüz Sururi ile başladım. Sonra Nisa Serezli, Tolga Aşkıner. O zamanlar televizyon yok. Televizyon ama yok. Ama sinema da yapmaya başladım. Sinema da yok o zaman. Peki bu arada anneniz iyi ki sizi tiyatrocu yapmış diyor musunuz? Bir sevgi, böyle bir başladı, keyif başladı mı? Tabii, yani minibüs şoförlüğü ikinci plana i̇kinci itildi plana mi? Atıldı. Yani çok sonraları atıldı hem de ikinci plan bile değil. Hakikaten güzel bir şey sevmeye yapmış. Başladınız. Çok sevdim, mesleği çok sevdim. Hmm. Bir de ben ama şey vardır bende. Yaptığım işi sevmek mecburiyetinde hissederim kendimi. Hmm. Çok saygılıyımdır her işime. Hı hı. Kendime saygım var çünkü. Onun için yaptığım işe de saygım olduğundan çok çalışırım. Mesela konservatuvarda üniversiteye gidenler vardı. Rağmen onların bilmediği her şeyi ben bilirdim. Vardır ya okulun çalışkan öğrencisi. 10 alan, 9 aldığında ağlayan. Melih Cevdet Anday şey derdi. Perankak anlat. Oo, ey ya. Güzel. Yani Melih Cevdet'ten bunu duymak çok tabii. Güzel bir şey tabii. İyi bir öğrenciydim. Tiyatroda Nisa Serezli, Tolga Aşkıner'le beraber çalıştım. Hiç unutmadığınız falan bir oyun var mı? Var, yani? Var. Bir tane şey vardı. Caniko diye bir oyun vardı. Bu canımın için. Çok seviyorum böyle zamanlarda Perran'ı. Nasıl oynayayım bulamıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bulamıyorum. Nasıl oynayacağımı bulamıyorum. Allah'ım ne yapabilirim dedim. Myrtle May ismi. Myrtle May dedim ki May'lerde takılayım bir kere. Kendi ismi de. Bu evde kalmış. Bunu kimse almamış. Dayı normal değil. Arada gidip yatıyor, çıkıyor, geliyor. Caniko diye tavşandan bir hayali arkadaşı var. Caniko'yla konuşuyor, bizimle hiç konuşmuyor. Anne de bu evlensin bir an önce diye. Hep davetler veriyor ki kısmet çıksın diye. Ve de bahriyeli elbiseleri giydiriyorlar buna. Küçük görünsün diye saçlar da buradan yapılıyor. Hmm, ismini soruyorlar tabii gelen davetin. Diye kalıyorum. Myrtle. Mö çıkmıyor bir türlü. Mö çıkmıyor. Oradan alkış alıyorum. Ümit Aksu'nun tiyatrosu vardı Şişli'de. Şişli'de. Ümit tiyatrosu var. Orada oynuyoruz. Orada sıralar bütündür. Yani ara yoktur. Öyle mi? Evet. O zaman. Üst salon öyleydi. Caniko'yu oynuyoruz. Üçüncü veya dördüncü sırada çok hoş bir hanımefendi. Orada da oturuyor. Hı. Böyle mihrap yerinde saç topuz hoş hanımlar vardır ya. Benim oynadığım tip belli ki sinirini bozdu. Ha. Herkes gülüyor. Onun aslında gülmesi mutluyor. Duramıyor. Onun duramaması bana sirayet etti. Ben gülüyorum. Seyirci gülüyor. Seyirci gülüyor. Ben gülüyorum ama konuşamayacak hale geldiğim için perde kapatıyoruz. Perdeyi kapatıyoruz. İçeriye giriyoruz. Şey diyorum. Tamam çocuklar tamam toparlandım. Açabiliriz diyorum. Açtığımızda göz göze geliyoruz onunla. Kriz halinde yine gülmeye başlıyoruz. 3 kere. Bir tane şey yaptım çünkü. Bahriyeli ile çıkarken kapıdan çıkma sahnem var. Oradaki gardiyana bayılıyorum. Öyle kalıyor bu. Annem yürü deyince yaptığımda şeyi ayarladım. Çantanın sapı çıksın diye. Çantanın sapı çıkıyordu. Çantayı yerden alıyordum. Bu da sinirini bozdu. Hanımefendi. Karşılıklı gülüyoruz. En sonunda rica etmişler. Demişler ki ya oynayamıyor. Sizi buradan alalım. Bu da aç sinirimi bozdu tabii. Perde açıldı. Bütün sıralar dolu. Orası mı? Öyle bir şey vardır. Bir devamlı o tiyatroda mı oldunuz? Nisa ile Tolga ile çok uzun seneler oynadım ve çok mutlu oldum. Orada Cennetlik Aynada diye bir oyun oynuyoruz. Benim tam 5 dakikalık rolüm vardı orada. Fırıncının karısını oynuyorum. Kız senin mi diye oraya geleceğim. Anne adaylarından biriyim. Ben kostümü önce bulurum. Çok önemlidir kostüm bulmak tipi yaratırken. Hemen aşağıya depoya indim. Bir tane tankçı beresi buldum. Sana ne tankçı beresi acaba? Fırıncının karısı tankçı beresi. Kırmızı bir tankçı beresi ama lastiği nereye takacağını bilmiyor. Arkadan gelir ya o buradan. Şuradan kesince zaten sinir bir tip oluyorsun. Bol bir pardesü giydim üzerime. Ayakkabı da benim 36 ayağım.
38 numara buldum ayakkabı. Hmm. Eskimiş. Şalak hafif şalak çıkacak. Çıkmaması için de sıkarsın ayağını. O sıkma zaten o karaktere yardımcı olur yürüyüşünde. Bir de çanta buldum. Üzerinden biraz derileri gitmiş. Hmm. Sapı olmayan bir de şemsiye koydum üstüne. Çünkü her ihtimale karşı bu otobüsle gidip geldiği için yağmur yağarsa diye alır. Daha kapıdan girdiğim anda alkış alıyorum, kimse beni tanımıyor. Yani tip ismimi demedim. Bilmiyor daha kimse. Kapıdan içeriye giriyorum, alkış alıyorum. Tam 5 dakika rolüm, aynı şekilde çıkıyorum. Mektuplar, o zaman mektup var tabii, bilgisayar yok. Mektuplar, kıskandığınız için mi rolünü uzatmıyorsunuz? Kim bu? Kim bu kuyruklu yıldız? Öyle şeyler geliyordu. Peki Perihan abla nasıl teklif edildi size? Perihan abla şöyle oldu. Kandemir Konduk dostum biliyorsunuz. Ben 84 yılında Koral Sarıkamış'ı çekti Kura'da. İyi günde kötü günde diye beraber evlendiğimiz için beraber gittik Sarıkamış'a. 30 yıl oldu evliliğimiz. Maşallah. Beraber gittik. Siz beraber Koral'ı askere götürüyorsunuz. Askere götürdüm. 8 ay onunla beraber kaldım orada. Burada bildiğim kadar bir hikaye var. Bari bu olaya girdik. Askerde mi? Askerlik hikayesi. Öyle mi? Askerlik hikayesi o. O arada Müjdat'la bir birlikte bir... Müjdat'la işte Müjdat'la o zaman ayrılmak zorunda kaldık. Ben gidiyorum diye. Yani geçici Müjdat'la ayrılık. Müjdat'la oyunu. Müjdat'la. Evet. Şimdi Müjdat'la ikiliyiz senelerdir. Pardon. Senelerdir o ikili. Alışmış insanlar bizi hep beraber görmeye. Karı koca genelde. Evet. Şeye giderken... Sarıkamış'a giderken yolu böyle böyle gideceğiz. Ankara'ya geldik. Nedense bütün oteller dolu. Bir şey var Ankara'da. Bir toplantılar var. Dışarıdan insanlar gelmişler. Ve de bir otelde şey dedi resepsiyonda. O kadar severim ki sizi. O kadar severim ki. Bir odam var. Ayrılmış bir odaydı o. Ne yapayım? Size vereceğim. Yanında dedi. Eşiniz Koral var. Askere götürüyorsunuz. Evet, askere götürüyor. Anlatalım. Evet, tam anlatalım. Evet. Koral'la beraber yolu bölerek gidiyoruz. Evet. Koral bekliyor. Sizi çok seviyorum. Odayı size veriyorum dedi. Yalnız beyefendiye odamız yok dedi. Biz beraber kalacağız dedim. Ya öyle mi? Müjdat Bey nasıllar? Müjdat da karı koca vesaire birlikte sevgili ben i̇yi ihanet dedim, tam bir ihanet. Bir de arsızlık da var. İyi. Müjdat da iyi ama ben bu beyle geldim. Gayet rahatım bulurum ben yani. Evet, sonra anladım, dedim ki ben Müjdat'la değil beyefendiyle evliyim dedim, kusura bakmayın dedi. Yani hep o kadar alışmışız ki sizi bir beraber görmek. Müjdat Bey nasıl bir dedi Müjdat yani. Müjdat Bey nasıllar? Adam yani bir de ders verecek yani. Tabii. Bakın siz özel hayatınızı o kadar uzakta, o kadar kendinize özel yaşıyorsunuz ki gerçekten insanlar siz özel hayatınızda ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bilmiyorlar ve ilgileniyorlar mı, ilgilenmiyorlar mı onu da bilmiyorum. Çünkü sizin sanatınız ön planda hep. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Öyle olmasını istiyorum ama ben bir yerlere gitmem, bir yerlere çıkmam. Evimde mutlu yaşamayı bilen insanımdır. Ondan dolayı oluyor galiba. Hmm. Bir de yani kimse ilgilenmiyor ki nasıl yaşadım. Mühim olan düzgün yaşamam. Her şeyi seçerken çok iyisini seçerim. Titiz eşi de yakın öyle arkadaşım. Demin çok kendinden gerçekten bahsettik. Gerçekten de mutlu bir evliliğiniz var. Onu da burada analım. Canım benim. Gerçekten varlığı. Çok iyi yaşıyorsunuz. Yani evet, bundan sonra da maşallah. 30 senedir müzisyen. 30 senedir beraberiz. O kadar saygılıdır. O kadar... Sevgi çünkü doğru, beraber hobileriniz, zevkleriniz de ben bana göre uyuyor. Ama çok şanslı de. Beyefendi. Tabii Faruk Bey acaba ben dışarıdan vallahi şanslı. Yok çok uzamıştır. Uyumlu bir çiftler. Allah uzun sürede bu tatlarını devam ettirsin. Bir de şey yapardım Faruk'cum. Şimdi yeni evlendiğimizde Koral'la 30 sene öyle kolay geçmiyor. Hanımefendi bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben her gün kapıyı başka türlü açmak istiyorum ona. Tipler buluyorum. Bir kere yeni taşımışız, yeni evlenmişiz. Fenerbahçe'deki eve yeni taşımışız. Üst katımızda da
arkadaşlarımız varmış, sonradan öğreniyoruz. Yani tanımıyorum yukarıdakileri de. Arabayı gördüm, otoparka giriyor. Hemen kapıyı açtım, paspasın üstüne öyle çam aldım. Ellerimi de böyle yaptım. Beni sokağa atmışlar da o bulacakmış kapının önünde. Öyle bir de yavaş yavaş ağlıyorum. Ben sokakta kaldım, benim kimsem yok, beni alacak kimse yok mu acaba diye. Adım seslerini duyuyorum merdivenden, tamam geliyor. Ayakkabıları tanımıyorum. Oh. Yavaş yavaş adım. Aa, kocam değil. Üst kattaki din kocası. Ay, çok affedersiniz, ben kocamı bekliyorum da dedim. Bravo, bekleyin. Yukarıya gidip şey demiş. Hepiniz günde bir saat kadınlık dersi alıyorsunuz. Ay, evet. Aşağıya inip böyle karşılıyor kocasını diye. Ne kadar yaratıcısınız Peral Hanım. Böyle şeyler de koyarım mesela, bensiz seyahate gidiyorsa. Bulacağı yerlere küçük notlar koyarım. Hala mı peki? Aa, 30 tabii sene ki. Sonra. Tabii ya. Vallahi ama ondan sonrası çok... kolay geçmez ki. 30 sene sonra arkadaş olmayı öğreniyorsun. Ama arkadaş olup bir yere, aynı yere bakabiliyorsan muhteşem bir şey. Görüyor musunuz Faruk Bey, ben Allah'ım kesinlikle herkesin sizden ders alması lazım. Canımsın şimdi sen. Kadınlar buradan, saçlar yok, böyle. Yok öyle, yok öyle. Öyle olmaz. Makyajsız kapıyı açmam. Sabah derli topluyumdur mutlaka. Kalkar mısınız, geçirir tabii misiniz ki, eşinizi tabii muhakkak? Ki, tabii hem ki, sana, tabii bir ki. De pazar günü çalışmazmışsınız siz. Ben pazarları çalışmam. Çünkü ailemin günüdür o. Artık ailemin günüdür o. Pazarları çalışmam. Evet, devam edelim Perihan abla, başladık. Evet, nereden nereye gidiyoruz nereden, değil mi? Peki Perihan ablaya geldik. Perihan abla size teklif ediliyor. Kandemir Konduk beni çok iyi tanıdığı için dizi yapmamı istedi. TRT 2'ye dizi yapacağız o zaman. TRT 1'e de değil. TRT 2 Atalay Akçalı, evet. O zaman Atalay Akçalı Bey demiş ki Kandemir'e, bir dizi yazsana. Ne yazayım, ne yazayım? Perran'dan yola çıkarak, iyi, seviliyor belli ki muhitinde de, öyle bir şey yazayım dedi. Tamam, Perran abla olmaz, Perran zor isim. Perihan abla oldu. Zaten şimdi de Perihan olarak geçiyorum her yerde. Perihan Hanım, Perihan Hanım. Ne zarar yok. Perihan zor isim çünkü. Perihan ablaya yazdı, başladık. Umur Bugay'la zaman içinde evet. Beraber yazmaya başladılar. Kandemir ve Umur. Evet, Kandemir'le Umur beraber. Hadi onlar da bir saygıyla analım. Hem de nasıl, tiyatrosuna, hem de televizyon dünyasına, hem sinemasına nasıl. Büyük katkılar olan iki yazar. İkisi de inanılmaz ölçüde büyük insanlar. Evet efendim. Evet efendim. Ondan sonra Kandemir'le Umurcuğum da bu işe soyundu ve de Şevket'imle beraberdik tabii. Dünyanın en mutlu insanıydım. Kadro o kadar tiyatrodan gelmiş insanlardı ki. Tiyatrodan gelen insanın bir meşakkat görmüşlüğü vardır ya. Evet. O meşakkat görmüşlük saygıya döner. O saygı yaptığın işe sevgiye döner. Bu böyle bir zincir halinde devam eder. O zincir devam ettiği sürece de çok doğru iş yaparsın. Yürek vardı çünkü yaptığımız işte. Ne kadar devam etti bu? Çünkü üç ben sene. O zaman ben de TRT'deyim. Üç sene de. Sene devam TRT'nin mi? Dışında özel televizyonlarda yayınlanmadı hayır, değil mi? Hayır, yayınlanmadı. Hayır, TRT'dedir. Bir ara bir niyetlendik yani bunu alalım. Ben onun için sordum anladım. Size. TRT'de hala TRT'de. Şimdi mi? Üç yıl biliyorsunuz Kuzguncuk'ta çekilmişti bu. Kuzguncuk'ta. Orada bir sokağın adı şimdi Perihan abla sokağı. Evet, evet giderim. Gidiyor musunuz? Giderim, giderim Farukcuğum, giderim. Çok az dost kaldı orada tabii. Anılarınız. Eskilerden. Tabii o bir kere o Perihan abla yazısı çok hoşuma gidiyor. Çok keyif veriyor. Tabii yani bu çok kalıcılığı olan bir çok, olay. Çok. Ben bu Perihan abla olurken ama bu arada sinemalar var. Sinemalar var. Turneler Perihan. Var bildiğim kadarıyla. Turne. Turne daha önce tiyatroyla var. O turnelerde turne. Mesela neler oldu? Hiçbir şey olmadı mı o turne? Nerelere gittiniz? Turneyle hemen hemen her yeri. Ulvi Uraz'la Nurlar'da yatsın. Evet, Ulvi Uraz'la gezmediğimiz yer kalmadı. Allah rahmet eylesin. Kasabalara giriyorduk artık. Sonunda kasabalara giriyorduk. Gülü Sururi ile turne yaptığımızda bir kere kaçırıldık. Aa, ay beni kaçırılmış tabii. Düşünsene. Nereye kaçırıldınız? Nereye kaçırıldık? Kaçıranlara yazık mı, şanslı mı? Bilmiyorum ama yani bize yazık. Bize yazık tabii. Çünkü nasıl çok küçüktük. 16 yaşındayız. Binnaz Gürses, Meral Küçükörol, ben. Evet. Üçümüz 16 yaşındayız. Üçümüz de yani tam pileli etekler, babetlerle evet. Öyle haldeyiz.
Şerefli Koçhisar'dan Ankara'ya, Adana'dan Ankara'ya geleceğiz. Şerefli Koçhisar tarafında minibüs bozuldu. Gitmiyor, motor düştü. Hı. Nereye gidecek? Bir rampa lazım ki üstüne kamyonun binsin minibüs. Ki öyle Ankara'ya gidebilelim. Orada bir şeyler konuştular. Adam hala gözümün önünde. Hı. Allah kahretsin. Şu kadar böyle siyah siyah gözleri parlayan bir adam. Minibüsün içine, daha aşağıda minibüs. Böyle içeriye baktı. Bizleri gördü. Sonra oranın rampası işe yaramıyor. Karayollarının şantiyesi var. Orada olabilir dediler. Neyse, oraya sürükleyerekten götürdüler arabayı. Tam şeye binilecek. Rampaya araba çıkarılırken tabancalar patlamaya başladı. Kapı Allah açıldı. Allah. Minibüsün kapısı açıldı. Kızlar aşağıya. Ben hep kaderine razıyım ya. Hop kalktım, iniyorum aşağı. Ay sen nereye gidiyorsun acaba? Tabancalar patlıyor. Abi tabanca patlıyor. Hayır dediler ya, olay çıkmasın. Kızlar aşağıya gideriz. Giderim bunlara. Aman, bir şey olmaz. Tehlike. Ve de o arada jeneratörle aydınlandığı için kim kimden yana onu da bilmiyoruz tabii. Karanlık. Karanlık, zifiri karanlık. Tabancalar patlıyor. Herkes birbirini dövüyor. Ama kim kimden yana onu bilmiyorum. Sadece dayak görüyorum orada. Kaderime razı, aşağıya inmeye çalışıyorum. Bekçi çok acıdı orada, karayollarının bekçisi şey dedi. Ya bunlar çocuğunuz yaşında. Deyince bunlar bekçiyi dövmeye başladılar. O arada bizimkiler rahmetli Aykut Oray beline beline vurmuşlar yavrumun hep sopalarla. Bizi bindirdiler. İyiden iyiye bir kavga gürültü. Evet. Evet, minibüs kamyonun üzerine bindi. Rampada son sürat Ankara'ya geldik biz. Yani aksi halde öbürleri alıp kaçıracaklardı. Evet. Bu çeşitli yerlerden kaçırılacak. Bir reklam arası verelim. Kısacık bir reklam arası, ardından Perhan Kutman'la, Faruk Bayhan'la ve benle bu keyifli sohbet devam edecek. Efendim, İkonoskop devam ediyor. Faruk Bayhan'la birlikte konuğumuz Perhan Kutman'ı ağırlıyoruz. Perhan Hanım, çok keyifli bir sohbet yapıyoruz ve buna devam ediyoruz. Sizlerle. Müjdat Gezen'den bahsedelim isterseniz biraz, öyle değil mi? Bu arada şunu merak ediyorum. Eski dostlarınızla, Şevket Altuğ ile, Umur Bugay ile, Kandemir Konduk ile, Müjdat Gezen'le hala görüşüyor musun? Sık sık bir araya geliyor musunuz? Tabii, beraber oluyoruz. Hem de keyifle beraber oluyoruz. Bunu da Habertürk'te Bedia diye dünya şekeri bir çocuğumuz var. O büyük bir cesaretle telefon açtı ya. Bana şey dedi. Perhan Hanım, bir şey söyleyeceğim ben size. Şevket Altuğ ile beraber röportaj yapabilir miyiz size dedi. Tabii ki, çok mutlu olurum dedim. Şevket'e söylemiş, aynı şeyi söylemiş Şevketciğim de. Biz beraber olunca Ahmet Gülhan demiş ki, niye bu kadar beraber olmuyoruz biz? Ya. Telefon açtılar, ben Amerika'daydım o arada. Telefon açtılar, bana bak dediler. Biz ayda bir toplanıyoruz, altın günü gibi yapıyoruz şimdi. Oh. Kandemir Konduk, Yalçın Günhan, Ahmet Günhan, Şener Şen şimdi filmi var diye katılamıyor. Şevket Altuğ, ben Umur Bugay. Eşlerimizle beraber her ay toplanıyoruz. Şevket bana telefonda şey dedi. Perhan, ne güzel bir şey yaptık, ne kadar mutlu olduk dedi. Çünkü hesapsız buluştuk dedim. Birbirimizden bir şey beklemiyoruz ki. Hmm. Beraber bir projemiz de yok. Dostluk ki, adına sadece. Evet, ki beraber olalım. Dostluk adına olduğu zaman da öyle keyif alıyorsunuz ki. Müjdat Gezen gece, de geliyor değil Müjdat mi? Müjdat tabii ki geliyor. Gece yarılarına kadar eğleniyoruz. Oh, yalnız Müjdat'la Ahmet şey diyorlar. Ahmet diyor. Ahmet Günhan, geçen gün çok güldüm. Bir kavga varmış. 25 kişi bunların üstüne saldırmış bir yerde. Bunlar sırt sırta vermişler. Ve dövüşmüşler. Onları yenmişler. Müjdat böyle yapıyor. Hiç hatırlamıyorum. Belli ki yok böyle bir 25 kişi yani. Cüneyt Arkın bari. Çok eğleniyoruz. Çok güzel. Ne güzel. Oluyor. Evde mi toplanıyorsunuz yoksa evde bir yerde mi? Evde toplanıyoruz. Evlerimizde toplanıyoruz. Bazen de bir yerde toplanıyoruz. Oh ne güzel. Peki evet. Müjdat Gezen'le birlikteliğinize gelelim birazcık. Müjdat'ımla biz Stardust diye bir gece kulübü vardı Gayrettepe'de. Orada ben Ferhan Şensoy'un yaptığı Adile ablayla, Adile Naşit'le beraber bir şov yapıyorduk. O arada Müjdat çok zariftir, çok güzeldir. O çok teklifte bulundu ve işte 9 sene beraber
çalıştık. Bu çok sahne çalışması. Sahne çalışması evet. oldu. Sinema, sahne evet. hep beraberdik. Ve de çok eğleniyordum. Ben onunla çok eğleniyordum. Biliyorsunuz hastalık hastasıdır evet. ya. Evet. O dönem Gırgıriyev. Gırgıriyeler işte o dönemde. Evet. Türker abi çok Türker evet. inanoğlu çok ısrar etti oynamam için. Dedim ki ben istemiyorum. Ben sinema sevmiyorum ben. Katiyen istemiyorum dedim. Israr etti. Çok da iyi yapmış ısrar ettiğini. Kaç tane oldu Gırgıriye? 6 tane ben mi yoksa? 4 tane Gırgıriye. Ötekiler de şeydir. Ve düşünün gibi. O filmler. Şimdi ben televizyondan hatırlıyorum. Her koyduğumuz zaman her zaman reyting alıp seyredilen filmler. Biraz da jenerasyon değişiyor tabii. Bir daha da ben öyle bir şey yapılacağını tahmin etmiyorum. Olabilir. Yalnız Türker Bey mesela şimdi yapmış olduğu bu diziler var. Akasya Durağı vesaire falan. Biraz ondan esinleniyor. Cennet Mahallesi. Cennet Mahallesi değil mi? Tabii. Hafif oradan esintiler tabii, var ya. Tabii, o tabii. seviyor bu işleri. Seviyor ama çok da isabetli. Bir de Kartal Tibet çok güzel çektiydi. Her evet. şeyi çok güzel çektiydi Allah için. Kartal Tibet çekmişti. Tabii. Şeye, Avustralya'ya gittik mesela. Ben Gırgıriyeler'de zorla oynadım. Avustralya'ya gideceğiz turneye. Dedim ki Müjdat beni ne götürüyorsunuz? En erken giden o zaman zaten 27 saatte gidiliyor. Avustralya'ya. Gibi değil ki Avustralya'ya. Hala en erken sürüyor. Giden dedim 20 sene önce gitmiş kimse evet. beni tanımıyor o tarih için söylüyorum. Ne gideceğim ben dedim şansa Gırgıriyeler bir hafta önce kasetler gitmiş oraya. Video başlamış o dönem video var. Aman biz tabii Avustralya'ya gidince sıcaklığı bilmiyorum ki o zaman hava raporu mu takip ediyoruz? Kaç saatte gittiniz oraya? 29 saatte gittik. Pakistan, Hindistan, Pert. Müjdat'la beraber. Müjdat'la beraber. Şeye çıkıyorsun program şov yapacaksınız. Evet iki şov yapacağız oraya. Evet. Biz gittik orası 38 dereceymiş. Şubat ayı burada 8 Nereye derecede ayrıldık. Nereye gittiniz? Önce Melbourne'e indik arkasından Sydney'de. Sydney Melbourne şov Bu yaptı. Arada Müjdat Gezen hastalık hastası dediniz. Çok meşhurdur hastalık hastalığı Müjdat Her yerde yatıyor. Sizin. 70 santim, 30 santim genişliğinde her yerde yatıyor. Seyahate gidiyor mesela. Gittin seyahate be canımın. Japonya'da yatılır mı Japonya baba? Japonya'ya. Hastayım diye mi yatıyor? Hasta olmaz da o yatıyor. Ben onu arabayla beraber arabayı kullanıyordu. Mesela bir yerden dönüyorum. Şey diyor, Beruş direksiyona geç. Köprünün üstündeyiz. Beruş direksiyona geç. Korna çalmaya başla. Acile götür beni. Aydarpaşa, numune bizi adı gibi bilir. Erhan Kutman olarak, Müjdat Gezen olarak değil. Hasta getiren, yani. Hastası ve refakatçisi. Daha korna çalıyor. Hiçbir şeyimiz yok. Götürüyoruz, serum taksınlar diyor. Serum takılıyor. Ama hiçbir şey yok. Tabii. Yok hiçbir yok. Şeyi tabii. Novalgin koysunlar, biraz başım ağrıyor diyor. Tamam koydular diyorum. O arada talihsizlik bir doktor bey. Önün içinde böyle süveter giymiş yazık. El örgüsü vardır ya. Bir de kaşları dışarıda böyle bir dikdörtgen gözlük. Git branşını öğren. Bu doktor değil diyor bana. Ayol ne diyeyim ben? Siz doktor diyor. Şimdi devam ediyor mu acaba? Hala azaldı azaldı biraz azaldı. Şeyler var. İşte düzeltme, resim düzeltme falan onlar var devam ediyor ama... Bana mıydı soru? Benim yanımda yatıyordu o zaman azaldıysa. Biraz düzelmiş öyle bir açıklamasını okudum daha İyi doğrusu. Canım. Öyle turne falan Avustralya vesaire falan derken falan. Sonra bu Perihan abladan sonra ikinci uzun bir dizi geliyor galiba. Şeynaz Tayman. Bu özel televizyonlarda başlıyor. 1990. Evet. İlk önce Star'dan mı başlamış, Show'dan mı? Hayır, Show'da başladı. Show'da başladı. Beraber başladı. Beraber başladı. Evet, var. Şeynaz Tango'da çok önemli bir diziydi ve uzun yıllar devam etti. Sonra Erdal'la beraber. Evet. Ki Erdal evet. sizin şimdi bugün öğreniyoruz konservatuvarda arkadaşınız. Evet, aynı dönemde. Birlikte bir çalışmanız oldu ve Show'dan Star'a geçtiniz. Evet. Belli bir süre devam etti. Evet. Yayından, Erdal o arada ayrıldı. Erdal ayrıldı. Dizi yayından kalktı. Yayından Siz kalktı. Çok üzüldünüz. Şey, arabayla yayından kalktı. Arabada gidiyordunuz. Evet. Evet. Moraliniz bozuldu. Ki uzun yani yine de bu üzüldü dedi. İki yıl gitmiş dizi. Üçüncü yılı vesaire. Tabii 178 bölüm. Evet. Tabii. Siz tabii. ne kadar devam etmeyi istiyordunuz? Devam ediyor çünkü. Evet. Yani devam ediyor. Nasıl haber verdiler size? Yerine şey konulacak dediler. Aynalı Tahir konulacak dediler.
Peki, yapılacak bir şey yok ama kırıldım. Tabii İçim uzun süre çok kırıldı. Aa. Evet, yani içim çok gerçekten çok kırıldı. Yeni ay çıktığı zaman hep dua ederim ben. O ay güzel geçsin, sevdiklerim mutlu olsunlar, ben de onlarla beraber mutlu olayım diye. Ayı gördüm, akşam eve doğru dönüyorum. Ayı gördüm, dedim ki ne olur çok üzgünüm. Benim onurumu kurtaracak bir şey yapar mısın dedim. O anda telefon çaldı. Canımın içi Hürriyet gazetesinden bir arkadaş. Dedi ki Perhan abla bunu yapmamam lazım dedi. Ama dayanamadım sana söylemek istedim dedi. Biliyor çünkü ne kadar üzüldüğümü. Biliyor musun ki dedi izleyici Altın Kelebek'te Şehnaz Tango ile seni yılın kadın oyuncusu seçti dedi. Çok dedim güzel. Teşekkür ederim. Kurtardım onurumu. Onur böyle kurtulur işte. Sonra hayat bilgisine kadar ne kadar zaman geçti bir şey yapmadan? Sevgili yavrum o arada Üzgünüm Leyla TRT'ye Üzgünüm Leyla'yı yaptık. Üzgünüm Leyla'yı Ömer Kavur'la beraber yaptık. Nurlar da yatsın. Amin, amin. Ve de Üzgünüm Leyla da 125 bölüm falan oldu. Yani yaptığım diziler evet. Onun için o kadar korkuyorum şimdi, ki. Şimdi bunu söyleyeceğim. Şeyde ondan sonra Hayat Bilgisi evet. başladı. O da çok. Yani evet. hemen hemen Türkiye'de bu size nasip bir olay. Yani arka arkaya bir tek dizi oluyor falan ama sizin yaptığınız diziler çok uzun oluyor ve bittiği zaman da en tepede bitiyor. Yani bitiyor. Pek düşmüyor. Evet, evet. Şimdi yeni projenizde hayat bilgisiyle ilgili bize anlatacağınız veya Şehnaz Tango'yla bir şeyler var mı mesela Erdal'la? Erdal da çok tipik bir. Erdal'cığımla da çok güzel günler geçirdik gerçekten. Yani. Ve de Semih Kaplanoğlu o kadar güzel çekti ki. Semih yönetmen. Evet. O kadar güzel çekti ki. Ve de sahneleri çekerken çok aile olmuştuk. Macide Tanır'la beraber oynuyorsunuz. Yani evet. böyle bir şey olur mu? Saygıyı ondan öğrendik biz. Her şeyi ondan öğrendik. Şey derdi, bana hala Şehnaz der, Macide Hanım şey der. Notalı oynadın, oynama. Notalı oynama. Ne demektir notalı yani, oynamak? Yani çok kalıplar içinde oynadın. Kamera varı ben hissettim. Ha. Onu hissetmeyeceksin. O hisseder tabii, seyirci hissetmez evet, de. Evet, evet. Ve Şehnaz Tango'yu kim yazmıştı senaryosunu? Şehnaz Tango'yu Oya Yüce yazdı. Oya Yüce yazdı. Semih'le beraber evet. yazdılar. Semih Kaplanoğlu'ndan çıktı. Evet. Çok fikir. Başarılı bir yönetim. Şimdi ben de soruyorum, biz beraber başladık Şehnaz Tango'ya. Evet, sonra yapımcı da Güner Namlı'dır. Güner Namlı'dır. Güner Namlı'dır. Evet, kulakları çınlar. Ve de ben çok korkarak başladım Şehnaz Tango'ya. Çünkü o arada Perihan abla bitmiş, Gırgıriyeler başlamış. Yani Gırgıriyeler'de öyle bir karakter, güldürüyorum insanları. Şehnaz Tango, ayakları yere basan, topuzlu böyle bir kadın. Dedim ki abla. Güner çok korkuyorum ben dedim. Yani nasıl oynayacağım? Göreceksin çok iyi olacak dedi. Gerçekten de çok güzel oldu. O kaldırıldığı zaman Bursa'da hanımefendiler yürüyüş yaptılar. Allah. Evet, tabii. Protesto yürüyüşü yaptılar. Böyle bir dizi çok nasıl tabii kalkar seven diye. Vardı. Ben ama hayat bilgisiyle vardı. Yine hani evet, o kaldırılmayı evet, telafi evet. ettiniz. Çok sevildi hayat bilgisinde şey var. Bir tane böyle bıçkın bir delikanlı geldi şeye. Okulda çekim yapıyoruz Kuzguncuk'ta. Kuzguncuk benim kaderim galiba. Çok mutlu oldum. Evet. Oraya bir tane çocuk geldi. Ben de tam çekim için gidiyorum. Hazırlanmışım. Geçerken böyle yaptı. Bir dakikanı rica ediyorum dedi. Biliyor musun sana bir şey söyleyeceğim dedi. Senin gibi bir öğretmenim olsaydı ben öyle güzel okurdum ki. Canım benim seviyor. O kaç bölüm devam etti? O da bir o üç da sene. 127. Evet. 127. Hatta devamını istediler, siz istemediniz sanırım. İstemedim, evet. Yani bir şeyleri tadında bırakmakta yararı var. Şimdi tabii bütün bu olaylarla ilgili Perhan Hanım'ın bir de bir özelliği var, proje reddetmede. Şevket'ten sonra ikinci galiba. Yani evet, bir evet. Perhan Hanım'ın bir şeyi vardır, projeye baktıktan sonra ben burada olmayayım falan der. Şevket, bundan hiçbir halt olmaz. Gönderirsin okur da gönderdim bunları. O kibarca. Ben olmayayım bari ben. Onu söylemek istiyorum. Size birçok teklifler geliyor. Büyük paralarla, şunlarla. Ve burada bazı çoğunluğunu kabul etmiyoruz. Burada kriteriniz, yani demin biraz bahsettik ama hangi kriterleriniz, neden reddediyorsunuz? Hmm. Yani bütün bu önünüze gelen senaryoları ne bekliyorsunuz? Şimdi bunu söyledikten sonra yeni projeyi biraz konuşalım. Anladım. Şimdi canım Faruk'cum,
bir kere çok birbirinin aynı senaryolar geliyor. Yani bu kadına koca bulamıyorlar. Karşında oynayacak birini bulamadılarsa kocası ölmüş oluyor. Çocukları var. Tabii ki benim yaşımla ilgili böyle projeler gelecek ama bu kadar birbirinin aynı olmaz ki. Bu kadar birbirinin aynı. Ayrılmışlardır. Karşılıklı aynı mahallede otururlar. Birbirlerine çatarlar, evet, barışırlar. Evet. Şey. O da Perihan abla gibi. Ya, çok birbirinin aynı. Yemin ediyorum ki arka arkaya ve hep şey demek zorunda kalıyordum. Biliyorsunuz ben böyle bir şeyi oynadım. Biliyorsunuz ben böyle bir şeyi oynadım ve oynayabilecek kişileri hep öneriyorum ben. Mesela Annem dizisi geldiydi. Dedim ki yavrum ben üzgünüm Leyla'da yaptım. Kız çocuğunla beraber, evet, kocadan ayrı. Vahide onun gördüm. İçin Vahide Hanım ne kadar güzel olur buna dedim. Çok teşekkür çok ederiz dediler. Vahideciğim oynadı. Yani bir mesajın olması lazım. Mesajın asla didaktik olmamalı. Dediğim gibi yine göz hizasında olmalı her şey. Ama bir şeylerin düzelmesi gerekiyorsa küçük küçük üzmeden, aşağıya inmeden, onu kendi hizana çekerekten, izleyiciden söz ediyorum. Asla aşağıya inmeden, onu yukarıya çekerekten, hizana çekerekten asla yukarılara çıkar da bunalt demiyorum. Ama aynı hizada bir şeyler yaparsan mutlaka bir şeyler öğreniliyor. Peki mesela şöyle bir rol gelse, örnek olarak veriyorum. Hani Aşk-ı Memnu şu anda çok tartışılıyor, çok seyrediliyor diye. Bihter'in annesi rolü gelse, anladım, sert, böyle Nebahat Çehre'nin oynadığı, canlandırdığı rol gibi bir rolü. Sizin çünkü genel tarzınızdan farklı bir rol. Kabul eder miydiniz mesela böyle bir rolü? Daha sert, galiba vahşi. Galiba kabul edemezdim. Bu sefer de kabul göz hizası değil yine. Hayır bir de izleyici kabul etmiyor böyle bir şeyi. Evet. Mesela şaşırır. Dizide kötü bir şey söylememi bile istemiyor sevdiği karakterlere. Bu oyuncu için zor bir şey değil mi? Zor ama böyle. Ya bu konuda seyirciye taviz vermiyorsunuz. Seyirciye öyle bir anda alıyorsunuz. Bir de şey var mesela Gırgıriyeler'deki iyi bir anne değildir ki. Aslında çok kötü bir karakterdir. Yani kızını ondan ayırıp da para kazansın diye. Ama izleyici tatlı, sevdiyse, doğru, sevdiği zaman kabul ediyor. Siz oynadığınız için seviyor. Gani Müjde yazdı hayat bilgisini. Uzun süre gitti. Evet. Şimdi sizin hayatınızda böyle uzun süren diziler, işte Üzgünüm Leyla'dan da bahsettik. Bu karakterler içinde size en hakim olan karakter hangisi? Hangi karakteri hala içinizde unutamıyorsunuz? Bak öyle bir şey ki bu Faruk'cum. O kadar çocuğun gibi oluyor ki. Mesela ben taklit yapamam. Ben taklit hiç bilmedim. Ama benim karakterlerim, benim yarattığım karakterler tabii ki yazarla beraber o kadar güzel süslendi, o kadar güzel beslendi ki evet, o karakterler ortaya çıkınca onların taklitleri oldu. Onun için her bir karakteri o kadar doya doya besledim ki ben. Hepsini yeni baştan oynamak istiyorum. Ya hepsinin ayrı bir yeri var demek. Hepsinin ayrı. Yani Şehnaz'ı da yeniden oynamak isterim genç olsam. Perihan abla. Ama peki, Afet'i de çok peki, bunca zaman içinde tiyatroda olsun, sinemada olsun, televizyonda olsun. Ya keşke şunu yapmasaydım dediğiniz bir şey oldu mu? Hayatımda keşkem hiç olmadı. Hiç keşkem olmadı. Hiç dünkü günümün önünde boynumu hiç eğmedim ben. Bir tek bir itirafım var. Bu tiyatroyla falan sinemayla da ilgili değil. Ben maalesef sigara içtim. Yani sigara içen bir insandım. O kadar pişmanım ki keşkem bir tek onun için var. Başka hiçbir ama şey. Ama şimdi bıraktınız mı? 5 sene oldu. Beş o sene zaman oldu. Buradan da bir içenlere bir böyle bir gerçekten, mesajımız var. Gerçekten. Sağlık açısından mı? Her şeyi açısından mı? Şeyde hiç içmedim. Sesiniz? Sesim de önemli değil. Ama yaptığım işlerde, dizilerde asla içmedim. Onun için mesela plaketlerim vardır. Sigarayla mücadele derneklerinden plaketlerim vardır. Buna çok saygı gösterdiğim için dizilerde. Ama ben kendim içtim maalesef. Ve de bana ne hep zaman? Söyle. Ne zaman? 5 yıl oldu mu? 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. İçmiyorum sigara. Temizlenmişsinizdir artık. Dilerim. Dilerim ama yani keşke, keşkem bir tek onun için keşkem var. Başka hiçbir keşkem olmadı.
Peki efendim. Şimdi bu yeni projenizden az da olsa biraz bahseder misiniz? Yine Gani Müjde ile beraber evet. çalışıyorsunuz galiba. Gani yani bütün yazıyor. Bu çalışmalarda Gani size gönderdi mi senaryoları? Bir şey mi demek istedim? Yani bilmiyorum. Vallahi bir ile iki geldi. Bu ile bir ile iki yolluyorlar bana. Sonrası meçhul. Evde bir ile ikiden geçilmiyor. Üç için çok güzel oldu diyormuş. Çok güzel oldu vallahi vermiyorum diyormuş. Bilmiyorum yazıldı mı yazılmadı mı ama Gani hakikaten o kadar bu işe soyundu ki o kadar zevkle yazıyor tabii, ki. Tabii 2-3 yıldır 1900, hemen bir sürü projeden evet, en 1918 ile 23 yani arasında çok zor. Bir dönem ve de çok zor. Benim için çok zor. Dönem dizisi yapıyorsunuz dönem dizisi yani. Yapılıyor ve de diğer insanları dediğim gibi gördüm hep inceledim. Kimler attım belli mi? Bir yerlerde. Çetin Bey'le beraber. Çetin Tekindor'la beraber. Seyre doyum olmaz sizi. Ya Çetin Tekindor o kadar nazik bir beydir. Müthiş. O kadar kibardır ki ben bozamadım. Ben lavaliyimdir biliyorsun. Estağfurullah. Gerçekten öyleyimdir. Mesela Üzgünüm Leyla'yı da beraber oynamıştık. Çetin Bey sete geldiğinde Çeton gelmiş diyorum. Olur mu Çeton olmaz Çetin Bey'e. O şey diyor. Ferhan Hanımcığım. Nasılsınız? Siz böyle. Dedim ki bozamadım Çetin. Seni bozamadım. Uğraşmayacağım. Çetin Bey Ferhan Hanım olarak kalıyoruz. Çok hoştur. Kanal belli mi? Zannediyorum ama daha dillendirmiyor. Evet, daha bu proje zannediyorum işte sonbaharda yayına hazırlanacak. Evet. Yani Ağustos sonuna doğru çekimler başlıyor. Garantide oldukları için naza da çekebilirler yani. Anladım. Öyle bakalım bir, ne olacak. Tabii çok üzerinde düşen kanal da var. Bakalım kısmet neresi. Bir reklam arası vermeme müsaade eder tabii, misiniz? Tabii. Kısacık bir reklam aramız var efendim. Bu keyifli sohbetin devam edeceğine size söz vererek ara veriyoruz. İkonoskop devam edecek. Kısacık bir aranın ardından Ferhan Kutman'la birlikteliğimiz devam ediyor ve ben hemen dönüyorum Ferhan Hanım'a. Yine merak edilen bir şeyi sormak istiyorum. Sözlerinizden çıkardığım bir şey aslında bu. Hani siz daha ziyade televizyon taraftarısınız gibi sinemayı sevmedim dediniz. O bana biraz ünlem olarak geldi. Hala sevmiyor musunuz yoksa Gırgırıya döneminde sevmiyordunuz da sonra mı keşfettiniz? Açık söylemek gerekirse yani Gırgıriyeler'de çok mutluydum tabii dediğim gibi. Sonrasında da iyi proje gelmedi ki bana sinemayla ilgili. Çok sinemada yani çok yok, fazla yapmadınız yok, evet, sinema. Evet yani kadın komedyen belki sinemada olmaz diye mi düşünüyor yapımcılar onu bilmiyorum. Ama televizyon çok daha geniş kitleye hitap ediyor. O geniş kitleyle de öyle güzel buluşuyorum ki. Hayatımdan memnunum. Ama dediğim gibi yani kayda değer bir proje gelmedi ki. Belki de biraz titizlik var bunun içinde. Ben bu projelerin bazılarından haberim var yani şimdi. Faruk Bey'e döndüm ben de zaten onun için. Hemen şimdi siz ben söyleyin Faruk çok Bey. Yakından tanıyorum. Yılda yani sinema olsun, televizyon olsun ama bu konuda demin de söylediği gibi seçici olması. Özellikle seyircisine çok titizlikle bakıyor Berat. Yani yanlış bir şey verip bu zamana kadar sağlanmış olan yani onu konuşurken bir daha dile getirmek istemiyorum. Bu herkese nasip olmayan bir olay yani üçer yıl devam eden bir idol meselesi. Bu bakımdan öyle bir seyirciyle ilişkisi var. O seçimi de biraz onları düşünerek o imajı bozmayayım düşüncesi hakim sizde. Yani zaman zaman bile yani istiyorum. Onu, hani burada noktalamak mı lazım acaba? Değil. Hayır. Şimdi daha dur gençiz. Şimdi şurada daha bir soru gençiz, var. Soruyor mu sormuyor mu diye ben sorayım. Bunu da soruyorum bari. Sorun. Burada hazırlamışlar size. Yaşlandıkça güzelleşiyor denilen kadınlardansınız. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi buyurun. Bakın size nasıl görmüşler, nasıl bir soru. Buyurun cevabını verin. Buyurun. Ben seni seven ben biri şimdi yok demek. Ama ben hep böyle görüyorum sizi ve her zaman bir enerji veriyorsunuz şu programda da. Evet, teşekkür ederim. Öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Demek ki doğru dürüst değildim daha gençliğimde de şimdi güzeldir. Fakat şöyle bir şey var biliyor musunuz? Geçen sene Amerika'dan gelen bir arkadaşımızla yemeğe gittik. Onu Taksim'de oteline bırakıyoruz.
Bu arada işte çok uzun yıllar Amerika'da olduğu için Türkiye'de ya hiçbir şey değişmiyor falan gibi bir şeyler söylendikçe biraz gücüme de gidiyor. Hı. Nasıl bir cevap vereyim? Kırmadan ülkemi iyice koruyarak ne diyebilirim diye. O arada Taksim'de o indi tinarı o koklayan gençlerimiz var ya çocuklarımız. Hı. Onlar birdenbire kapılara saldırdılar. Kapıları açtılar. Arkadaşımızın çantasını kaptılar. Ha, öyle bir şeyler olurken o gitmek istemiyor, inmiş. Sen git diyoruz ki bu durumu görmesin hiç olmazsa. Sen git derken bir tanesi eğildi böyle yaptı. Ay, Türkan Şoray abla seni seviyorum dedi. Dedim bundan sonra hepinize diler koklatıyorum. Dileri koklayan beni bu kadar Türkan Şoray zannediyorsa. Demek ki tüm Türkiye tinerci burada. Ay canım. Şimdi bir şey anlatmıştı Pelin Hanım bize. Amerika'da bir yere gitmişler yemek yerken falan bir Amerikalı hiç. Yani bu kadar giderim yani hem de Amerikalı'yı bilirim. Orada da var bir şey. Onu bir anlatır mısın? Sizinle alakalı yine bu. Bilmiyorum. Koral'la beraber Miami'den çıktık. Arabayla yavaş yavaş kuzeye doğru gidiyoruz. Böyle küçük küçük minik yerlere dolaşıyoruz. Köyleri dolaşıyoruz. Bir yerde kahvaltı ediyoruz. Bir göl kenarı. Harika bir yer. Kahvaltı ederken soğuk. İçeride böyle içerisi sıcak. Camlar buğulanmış. Bizden daha yaşlı iki çift. Onlar da belli ki yerlisi oranın. Biz Türkçe konuşurken dikkat ettiler demek ki. Nece konuşuyorsunuz dediler. İşte Türkçe konuşuyoruz. Türkiye'den geldik dedik. Çok enteresan oldular. İşte ne yaparsınız orada? Şöyle çok merak ediyorum dedi. Türkiye'yi çok merak ediyorum. Gelmek istiyorum dedi. Dedik ki eğer gelirseniz misafirimiz olursunuz. Çok severiz biz misafir çok severiz dedi. Onlar kalkıyorlar iki çift kalkıyorlar. Alasmaldık dediler. O arada hesap pusulası bardağın içinde. Birden kalkınca böyle yaptı. İzin verirseniz benim misafirimsiniz dedi. Allah Allah. Allah. Aa, Amerika'da hem de. Amerika'da. Ama o kadar içten konuştuk ki onlarla. Onlar da anlıyorlar. İşte demek ki bu güzellik adam yani oluyormuş demek ki. Bize niye olmuyor onu anlamıyorum. Ferhan Kutman olunca oluyor. Ben de dedim acaba tanıdılar mı? Amerika'da yok Ferhan Hanım. Ben tanıdım. Peki Ferhan Hanım sizin sanat çekişilerinizi biliyoruz, dizilerinizi biliyoruz. Fakat Ferhan Kutman özel hayatında neler yapar? Hobileri nelerdir? Eşiniz müzisyen. Bir enstrüman çalar mısınız? Şarkı söyler misiniz? Şarkı söylemem. Şarkı söylemem ama Koral çok şey kaybetti tabii. Çok güzel Azeri söylerdi. Ona hiç teklifte bulunmadı. Aa, çok neyse güzel Azeri söyler. Çünkü bak güzel nasıl söylenir? Yüreğini gırtlağına taşırsan güzel söylersin. Hiç sesi olmayan da şarkıyı güzel söyler. Çoğu bestecinin kendisinden dinlemek isterim ben. Verdiği şarkıları çok önemli kişilere verir. Ama o önemli kişinin sesi vardır. Bestecinin yüreği vardır. O yüreği gırtlağına taşıdığı zaman o doğru sesi çıkarır zaten. Ben de güzel Azeri söylerim kaybetti beni. Bana bugüne kadar herhangi bir şey yapmadı. Sevgili yavrum ben seyahatlerden çok hoşlanırım. Koral da çok sever seyahat etmeyi. İkimiz hadi dediğimiz zaman beraber çıkarız. Evet, bu hakikaten van durumu. Bir kere Kıbrıs'a gidiyormuşuz, bilmiyorum ben Kıbrıs'a gideceğimizi. O zaman cep telefonu da yok. Şaşkın bakkal ışıklarda böyle bekliyordum ışığın yanmasını. Arkadaşım baktım bu kaldırımda, bekliyor ışığı. Böyle yaptı. Bizim eve uğramış meğerse, telefon etmiş Koral. Demiş ki, Kıbrıs'a gidiyoruz saat 7'de. Saat 4 bu arada. Arkadaşım öyle yaptı. Çok çabuk eve git, Kıbrıs'a gidiyorsun. Tamam demişim. Baba bak tamam saat 4'te o kadar geliş. Hakikaten aynı yöne bakıyorsunuz. Seyahat ediyorsunuz bol bol. Seyahat peki ev hanımlığınız falan var mıdır? Yemek yapar mısınız? Ben yemeklerimizi ben yaparım. Alışverişimizi de ben yaparım. O kadar güzel yaşadım ki ben. Şöyle güzel yaşadım. Sanatçı kişiliğim. Kapımın dışında. Burada alışverişe de ben giderim. Her şeyimi ben alırım. Yemeklerimizi ben pişiririm.
evin içine girdiğim zaman bütün her şey dışarıda kalmış olur. Ama sanıyorum Koral da yardımcı oluyor çok size. Çok yardımcı oluyor. Yani siz de yani. Koral Bey'in şey destekçisisiniz. Faruk Bey görüyorum yani burada. Şey diyorum o ben da çok becerikli ama yani. Mutfağa beraber gireriz. Öyle mi? O bir sürü yemekler yapar. Faruk Bey nasıl hemen arkada evet, Koral da destek oluyor. Koral da bir yemek sözü alalım burada. Ay, yaparım. Ama keyifle gelelim. Yaparım. Ben de geleyim. Siz görüşüyorsunuz da çok mutlu olurum. Keyifle beklerim. Sağ olun. Peki, bütün bundan sonra televizyon izliyor musunuz Feriha Hanım? Ben izlemiyorum. İzlemiyorum. İzlemiyorum, gerçekten izlemiyorum. Yani şöyle o saatlerde şey kitap sorayım. Okuyorum. Peki, kitap okuyorsun. Şimdi bu işte bir geçmişten bugüne kadar geldik. Tiyatrolar, turneler, sinema, Müjdat'la yapılan çalışmalar, televizyon dizileri. Beğendiğiniz o dönem bitti. Onlardan bahsettik. Bu dönemlerde böyle içinizi saran, beğendiğiniz, zaman zaman da işte bu herhalde benim yerimi doldurabilecek dediğiniz. Bin Nur. Kavuk Teslimi. Vallahi Bin Nur Kaya. O kadar seviyorum ki onu. Onu kendini korumasını çok istiyorum. Yani çok fazla göz önünde olmayıp. Değişik karakterler. O yabancı damatta ben ona deli oluyordum. Oturup onu seyrediyordum. O kadar güzel oynuyor ki, o kadar dantel dantel oynuyor ki. Çok seviyorum ben onu. Ayrıca bütün gençleri seviyorum. Yani benim evet, tipime yani yakın ben, olduğu yani, için evet, evet, Bin Nur'u söyledim. Gerçekten çok gerçekten. Ben çok seviyorum. Çok güzel bir oyuncu. İsmail Cem ödül töreninde evet. Bir özel ödül aldınız. Sever misiniz evet. Ödül almayı? Çok seviyorum. Onlar kalacak. Onlar kalacak tabii. Maalesef gelemedim ben ödül evet. Almaya gelemedim. Bir mani vardı. Gelemedim ama yolladılar benim ödülümü. Dün teşekkür ettim kendilerine. Onur ödülü olması çok daha hoş. Daha tabii. Güzel değil evet, mi? Evet. Bir de o yaşa gelmiş olmak önemli. Onur ödülü alacak kıvama gelmiş olmak önemli. Peki zamanımız doldu. Çok teşekkür ediyoruz size aslında Feriha Hanım. Aslında daha neler konuşabilirdik ama zaman. Arkası yarın evet. Yaparız bir kere. Tamam sözümüzü aldık, yemek sözümüzü de aldık. Arkası yarın evet. Sözümüzü de aldık Faruk Bey. Artık daha ne kapatalım isteriz? Kapatalım mı? Kapatalım efendim. Seyircilerimize siz... söyleyeceğiniz son bir şey var mı efendim? Sevgiyle, yani saygıyla kucaklıyorum herkesleri, sizleri. Peki efendim. Biz bugün çok özel bir konuk aldık. Bütün ülkemizin çok sevdiği. Sanat dünyamızın televizyon, sinema, tiyatro iftihar ettiği Perihan ablamız, Şehnaz Tango'daki Afet hocamız. Afet hocamızı bizi kırmadınız. Geldiniz, çok teşekkür ediyorum size. Hem kurumum adına hem bizim adımıza bundan sonra da çok güzel günler nasip etsin istiyoruz. Çünkü siz buna layıksınız. Tekrar çok teşekkür ediyorum Perihan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim bu güzel sözlerin ardından İkonoskop'tan sizlere veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın, mutluluklar ve huzurlar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.